Mutlu akşamlar. TVNet ekranlarına hoş geldiniz. Bugün 15 Aralık, günlerden Cuma. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 70. günü bugün geride bırakıyoruz. 19. saat ana haber başlıyor. İsrail ordusu saldırılarını arttırdığı Gazze'de iletişim sistemlerine hedef aldı. Gazze şeridinin büyük bir bölümünde 7 Ekim'den bu yana 6. kez iletişim ve internet hizmetlerinde kesinti yaşandı. İsrail'in Gazze saldırılarının başlamasından bu yana Batı Şeria'da tansiyon bir hayli yüksek. İşgalci İsrail ordusu Hamas'ın bulunmadığı Batı Şeria'da operasyonlarını sıklaştırdı. Bu durum Gazze'nin ardından ilk durağın Batı Şeria olacağı endişesini oluşturdu. 2023 yılında son kez bir araya gelen Avrupa Birliği liderleri Brüksel'deki zirvenin ilk gününde Macaristan'ı Ukrayna'ya destek konusunda ikna etmeye çabaladı. Ancak zirve sonunda Macaristan Başbakanı Orban, Ukrayna'ya 50 milyar euroluk yardım paketini veto ettiğini duyurdu. Hür ve müstakil. Ankara'da gündem İYİ Parti'de meydana gelen istifa dalgasına çevrildi. Teşkilat ve Akşener arasındaki çatışma partide değişime yol açabilir. Peki Meral Akşener teşkilata rağmen genel başkan kalabilecek mi? İYİ Parti'de nasıl bir kırılma yaşanacak? Çok teşekkür ediyorum. Çok nadir. Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunun gerçekleşeceği tarihi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu. İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı 9 Ocak 2024'te uzaya fırlatılacak. Türk futbolunda gündem yine hakemler. Halil Umut Meler'e yapılan saldırı hakemlik mesleğine büyük darbe vurdu. Yeni hakemler yetişecek mi? Türkiye Futbol Federasyonu bu konuda ne planlıyor? Detaylar 19. saatte. Gazze'de haftalardır sivillere soykırım uygulayan İsrail ordusu Kudüs'te 10 cumadır olduğu gibi bugün de yine Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girmesine engel oldu. Filistinlere müdahale eden İsrail polisi bölgede görevini yapmakta olan basın mensuplarına saldırdı. Anadolu Ajansı muhabiri Mustafa Haruf ve kameraman Faiz Ebu Rumeyse darbedildi. Öldüresiye dövülen iki gazeteci bugün hastanede tedavi edildi, ardından taburcu edildi. Durumları şu an itibariyle iyi. Bizler de gazeteci meslektaşlarımıza yapılan bu saldırıyı kınıyoruz. Görüntüler bugün yaşandı. Nasıl tekmelendiği, nasıl darp edildiği de net bir şekilde ortaya konuyor bu görüntülerde. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 70 gün geride kaldı. Havadan ve karadan saldırılarla ölü sayısı 19.000'e yaklaştı. Koca bir şehir enkaza döndü. Gazze'deki son bilançoyu bir kez daha sizlere hatırlatalım. 52.500 konut tamamen yıkılan yapılar arasında. 126 kamu tesisi, 110 cami ve 3 kilise 70 günlük saldırılarda tamamen yıkıldı. Ve hasar gören yapılara da baktığımızda 254.000 konut, 277 okul ve 196 camide hasar gördü ve kullanılamaz durumda. Gazze'de ateşkes için küresel destek gün geçtikçe artıyor. Bunun en büyük örneğini geçtiğimiz gün BM Genel Kurulu'nda gördük. Peki bu durum ABD ve İsrail'in giderek yalnızlaştığının göstergesi mi? Yasemin Işık anlattı. İsrail 2 ayı geride bırakan Gazze saldırılarında hedefine ulaşabilecek mi? Savaşın başında İsrail'e destek olan uluslararası toplum, giderek artan sivil ölümleri ve insani kriz nedeniyle artık saldırılara karşı çıkıyor. Bu durum İsrail hükümeti ve en yakın müttefiki Amerika Birleşik Devletleri üzerinde baskı oluşturuyor. Küresel çapta ateşkese yönelik destek son birkaç haftada belirgin şekilde artış gösterdi. Bu değişim Amerika Birleşik Devletleri kamuoyunun da benzer bir yönde hareket etmesiyle daha da güçlendi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 153 ülkenin yani ezici bir çoğunluğun acil bir insani ateşkes lehinde oy kullanması bu değişimin somut bir göstergesi oldu. Bu Ekim ayında benzer bir oylamada 121 ülkenin ateşkesi desteklemesine kıyasla belirgin bir artış. To make peace for all. In the name of humanity, I ask you all once again. Stop this violence now. Peki bu durum ABD ve İsrail'in giderek yalnızlaştığının göstergesi mi? İsrail'e destek azalıyor ama bu İsrail'in yalnızlaşması anlamına gelmiyor ama destek azalıyor. Çünkü artık İsrail 7 Ekim'in hemen sonrasında uluslararası anlamda kendisine açılan krediyi bitirmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasında da savaşta tercih edilen taktik ve strateji yaklaşımları konusunda bir kısım küresel tepkilerden kaynaklanan bazı özel kırılmalar yaşandı. I made it clear to the Israelis I think it's a big mistake for them to think they're going to occupy Gaza and maintain Gaza. I don't think that works. Artık çok aynı düşlerini düşünmüyorum. Yani 7 Ekim, 8 Ekim'de oluşan atmosfer şu an bugün için iki ülke arası ilişkilerde yok. Kısmen değişmiş bir şey var. Ancak İsrail'in uzun süredir en yakın müttefiklerinden ve askeri yardım kaynaklarından biri olan Amerika Birleşik Devletleri'nin iki ülke arasındaki köklü ilişki ve bölgedeki çıkarları nedeniyle desteğini sürdürmesi bekleniyor. İsrail Başbakanı Netanyahu tüm bu gelişmelere rağmen savaşı sonuna kadar sürdürme kararlılığını sık sık dile getiriyor. İsrail'in yapmaya çalıştığı bu süreçte zaman kazanmak, İsrail zamanının bittiğinin farkında, yavaş yavaş baskının arttığının farkında, İsrail zaman kazanarak daha fazla arazide de facto kendine kazanım elde etmeye çalışıyor. Uzmanlar, İsrail'in ABD desteğine sahip olduğu sürece karşı karşıya kaldığı artan küresel tepkinin devam eden askeri harekatı üzerinde önemli bir etkisi olmayacağı görüşünde. İsrail Başbakanı Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri'nin kara harekatının ardından Gazze'nin yönetiminin Filistinlilere bırakılması gerektiği görüşüne bir kez daha karşı çıktı. Netanyahu, Gazze ne Hamasistan ne de Fetihistan olacak dedi. Peki Gazze'yi kim yönetecek? Konuğumuzla birlikte değerlendireceğiz. Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Helin Sarı Erten bizlerle beraber. Helin hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar Cüneyt Bey, merhabalar. Hocam Netanyahu'nun açıklaması üzerinden gidecek olursak ne Hamas ne El Fetih deniliyor. İsrail için üçüncü bir seçenek mi var ya da başka bir yol mu denenecek? Gazze'nin yönetimi kime bırakılacak? İsrail yetkililerin daha önce sıklıkla farklı konumlarda açıklamalarında anladığımız gibi böl ve yönet politikası her zaman işe yaradı. Ne yazık ki Filistin sorunuyla muhatap olduklarında. Dolayısıyla bunun bir başka parçası diye düşünüyorum. Çünkü buradaki siyasi anlaşmazlık, ortak bir ticaretin, ortak bir sınırın olmaması, ortak bir siyasi vizyonun olmaması elbette bir parçada, hatta büyük oranda İsrail'in politikalarının da sonucudur. Dolayısıyla bu iki başlı yönetimin devamından zaten fazlasıyla zarar görmüş bir halktan bahsediyoruz. Şimdi üstüne her iki siyasi otoriteyi de kabul etmeyeceğini beyan eden bir üçüncü yol işaret eden İsrail var. Bu üçüncü yolun şu an için mevcut olduğunu düşünmüyorum. Üstelik bu kadar büyük yıkıma sebep olmuşken kendi eliyle yepyeni bir siyasi hareket yaratması çok da mümkün değilken açıkçası Gazze'yi kime teslim edecek? Dolayısıyla ben biraz daha böyle popülist bir açıklama olarak okuma niyetindeyim yapılan açıklamaları. Ve İsrail bütün bu ağırlıklı şiddet politikalarıyla Gazze'lileri, özellikle Gazze'lilere uzun yıllardır Filistinlilerin geneline yaşattığı bu acılardan sonra kendi karşısına oturtabileceği bir siyasi otorite bulacak mı Filistin tarafından? Emin değilim. Çok da mümkün görünmüyor açıkçası. Yani Gazze için bir belirsizlik mi söz konusu Helin hocam şu anda? Elbette yani bir tıkanma da diyebiliriz buna. Şimdi askeri olarak neden başarılı olamadıklarını dünyaya anlatamayacak durumdalar. Nitekim bu uzayan süreç boyunca da artan can kayıpları özellikle Batı medyasında, CNN International'dan tutun Amerika'da belli başlı bütün gazetelerde ibrelerin, okların İsrail'e dönmesine sebep oldu. Şu anda İsrail hedef tahtasında bu kadar uzun süre şiddet uyguladığı halde neden bu meseleyi çözemedi? Bir oluru yok bu meselenin açıkçası. İnsani dramlara Batı medyasının başta olmadığı kadar ilgi gösterdiğini görüyoruz hep birlikte. Filistinlilerden yükselen seslere Kültür Bakanı'nın son dönemde yaptığı açıklamalar gibi, yazdığı yazılar gibi daha fazla kulak verildiğini, alan açıldığını görüyoruz. Zaten bizim o pek çok uluslararası ilişkiler sorununda ön plana çıkardığımız postkolonyal düşüncenin içerisinde aslında en büyük şikayet neydi? Yeterince seslerini duyuramaması tüm bu halkların. Filistinler olsun, dünyanın başka bölgesindeki halklar olsun. karşılarında eşit muhatap bulamıyor ve seslerini duyuramıyorlardı. Son dönemde medyanın, Batı medyasının ses duyurmaları noktasında Gazze'den yana, Filistinlerden yana bir tavır sergilediğini görüyoruz. İkinci sorum da hocam şu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri genelde işbirliği yaptığı partnerleriyle başı ne zaman sıkışsa karşı tarafa başınızın çaresine bakın diyerek bölgeden uzaklaştığını ya da partilerini yalnız bıraktığını görüyoruz. Yani yakın dönemde Afganistan'da bunu gördük. Hatta Ukrayna konusunda bile Amerika Ukrayna'yı bakalım yalnız bırakacak mı, bırakmayacak mı? O soru işareti. Şimdi aynı durum İsrail ile alakalı da uluslararası anlamda bir yalnızlaşma söz konusu. Dolayısıyla Amerika belli bir dönem sonrasında İsrail yalnız bırakmaya hazırlanır mı? Az önceki açıklamalarında Mehmet Hoca'ya katılıyorum açıkçası. Yani tamamıyla yalnız bırakma diye bir şey söz konusu olamaz. Kendi Amerika'nın gerçekleriyle örtüşmez bu durum. Çok uzun yıllardır özellikle Yahudi lobisinin yapıp ettiklerinden, siyasetteki etkisinden her zaman bahsederiz. Ama bundan bağımsız olmaya, durmaya çalışan, %100 asla olmayacak ama bir Amerika'nın tırnak içinde ulusal çıkarları vardır. Dolayısıyla da siyasetçiler bu ulusal çıkarları kendine göre evirip çevirebilir ve verdikleri desteği bir anda çekebilirler herhangi bir siyasi gruptan, devletten. Dolayısıyla da İsrail'in bir parça daha izole edileceğini ya da köşeye sıkıştırılacağını varsayabiliyoruz önümüzdeki süreçte ama bütünüyle asla yalnızlaştırılmayacaktır. Birleşmiş Milletler'de son günlerde yapılan oylamalarda, genel kurulda da net bir şekilde görüldüğü üzere, Güvenlik Konseyi'nde defalarca görüldüğü üzere hiçbir zaman İsrail'in arkasında durmayı bırakmayacak Amerika. Bununla birlikte önümüzdeki sene bir seçim gerçeği var. Bu seçim gerçeği de özellikle Biden gibi ya da işte Trump aday olacaksa Trump ya da bir başka cumhuriyetçi adayın kararlarını, duruşunu etkileyecek. Kamuoyunun eğiliminin genel olarak ne yönde olduğunu hissedip buna doğru bir tavır alma yoluna geçecekler. Ama bakıyoruz ayırdıkları bütçe, istedikleri para kongreden büyük bir kısmı İsrail'e verilecek, Ukrayna'ya verilecek. Yine çok yüksek oranlarda paralar, tanklar, askeri teçhizatlar. Dolayısıyla Amerika desteğini aslında çekmiyor. Fakat dünya kamuoyundan ve kendi iç kamuoyundan yükselen seslere de kulak vermek zorunda. Ve bir anlamda Gazze'ye doğru, Filistinlere doğru hafif bir temayül gösterme, eğilim gösterme durumunda hissediyor kendisini. O zaman Helin Hocam şu mu? Yani Biden'ın Netanyahu hükümetiyle alakalı bir eleştirisi oldu biliyorsunuz. Yani 7 Ekim'den bu yana en sert eleştirisiydi. Yani hükümetin en aşırı sağcı hükümet olduğunu belirtmişti. Bir değişim olması. Burada Netanyahu hükümeti yalnızlaştırılabilir mi? Yani o zaman. Evet. Aynen öyle. Aynen. Yani ne yapılabilir mesela? Ne olabilir? Hükümet mi düşer? Şöyle, şöyle Amerika'dır elbette arkasındaki en önemli, en büyük siyasi destek. Bununla birlikte zaman zaman farklı uluslararası ilişkiler uzmanlarının altını çizdiği üzere İsrail de garip bir şekilde o koskoca Amerika'yı bazı dönemlerde parmağında oynatmıştır. Ancak burada tabii ki Netanyahu hükümetiyle iplerin kopma noktasına geleceğini varsayabiliriz. Yani bu bir İsrail devletine, İsrail halkına desteği çekmek değildir. Ama Netanyahu hükümetini ayakta duramayacak hale getirmek olabilir. Nedir? Özellikle askeri, ekonomik yardımlar bağlamında yalnızlaştırmak, söylemler bağlamında, siyasi söylemler, açıklamalarla hükümeti yalnızlaştırmak, bu sırada içeride özellikle muhalefete destek olmak, protestolar biliyorsunuz 7 Ekim'den önce çok yoğun yaşanıyordu. Şu anda biraz ulus konsolide olmuş görünüyor. Ama buradaki çatlakları kullanarak Amerika Birleşik Devletleri yeni bir siyasi yapı, bir hükümet ortaya koymaya çalışabilir. Zaten hep koalisyonlarla yönetilmektedir. Dolayısıyla da kendi perspektifine daha yakın durabilecek, Netanyahu kadar çıldırmışçasına mutlak güvenlik, tırnak içerisinde mutlak güvenlik arayışıyla etrafına, önüne çıkan her yeri bombalamaya çalışan bir lider değil. Belki biraz daha izan sahibi, akıl sahibi, karşısındaki insanların onurunu, yaşam kültürünü, geleceğini yok etmeyecek şekilde yeni bir siyasi lidere destek verebilirler. Ya da mevcut siyasi liderlerden herhangi birisini bu pozisyona getirebilirler. Evet. Umuyoruz o izan sahibi siyasiler çıkar İsrail'de ama şu anki tablo biraz bunu mümkün kılmıyor. Doçent Doktor Helin Sarı Erten, çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi hafta sonları. Özür diliyorum. Gazze'de su sıkıntısı artarak devam ediyor. Çaresizlik içinde olan Gazze'de musluklardan maalesef içilebilecek su akmıyor. Gazze'liler yıkanmak ve çamaşırlarını yıkayabilmek için denize gitmek zorunda kalıyor. Şehirdeki son durumu da sizlere aktaralım. Pek çok sorunun en önemlilerinden birisi de bu. Gazze şeridinde kırmızı noktalarla gördüğümüz yerler deniz suyu arıtma tesisleri ve 70 günlük saldırılarda bu deniz suyu arıtma tesisleri de şu an çalışmıyor. Yine burada yeşil olarak gördüğümüz yerler atık su arıtma tesisleri. Buralar da çalışmıyor ve mor olarak gördüğümüz noktalarda ise boru hatlarının bağlantı noktaları. Buraları da tamamıyla İsrail kontrol ediyor ve Gazze'de bu 3 su arıtma tesisi maalesef çalışmıyor. Elektrik ve yakıt eksikliğinden tesisler hizmet veremiyor ve Gazze'liler arıtılmamış az tuzlu suyu içmek zorunda kalıyor. Arıtılmamış su artık kara borsada bile satılır hale geldi. 2.3 milyon nüfuslu Gazze'yi yöneten Hamas yaklaşık 50 bin kişinin maaşını ödüyor. Askeri kanatsa düzenli ordusu bulunan İsrail'le savaşabiliyor. Peki Hamas Gazze gibi ultra izole bir bölgede maddi olarak nasıl ayakta kalabiliyor? Cevabı Yahya Ancı'nın haberinde. Batı her ne kadar terör örgütü olarak tanımlasa da Hamas aslında siyasi geleneği olan bir yapı. Ağır yaptırımlar altındaki Hamas'ın uluslararası bankacılık sistemine erişimi bulunmuyor. Buna karşın grubun kaynak sıkıntısı yaşadığına dair bir görüntü de yok. بما فيه حياة أسراهم والذين يتعرضون لنفس القتل والدمار. Hamas gelirlerinin bir kısmını Gazze halkından topladığı vergiden elde ediyor. Bu gelirin yıllık 300 ila 450 milyon dolar arasında olduğu değerlendiriliyor. Örgüt ayrıca uygulanan yaptırımları aşmak için kripto para birimlerini kullanıyor ve bu yolla uluslararası yatırımlara yönelebiliyor. Ancak Hamas'ın en önemli gelir kaynağı kendisini destekleyen ülkelerden geliyor. Bunların başında da Katar yer alıyor. Katar, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın etkilerini hafifletmek amacıyla yıllar içinde Filistinlilere milyarlarca dolar insani yardım gönderdi. Bu yardımın ne kadar olduğu belli değil ancak uzmanlar 2014'ten bu yana 1 ila 2,6 milyar dolar arasında olduğunu tahmin ediyor. Bazı uzmanlar bu yardımlardan bir kısmının Hamas tarafından da kullanıldığını düşünüyor. Müslüman توی مجامع و توی ازارات و اینها محکوم میکنن گاهی حالا بعضی محکوم هم نمیکنن بمباران ها رو اینها رو بعضی محکوم میکنن این کافی نیست بایستی این جریان و شریان حیاتیه Londra merkezli düşünce kuruluşu Chatham House'tan Orta Doğu uzmanı Sanam Bekile göre İran'da 1990'lardan bu yana giderek artan şekilde Hamas ve diğer Filistinli direniş gruplarına destek veriyor. ABD Dışişleri Bakanlığı'na göre Tahran yönetimi Hamas'a, İslami Cihad'a ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'ne her yıl 100 milyon dolar veriyor. Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye, geçtiğimiz yıl El Cezire'ye verdiği bir röportajda İran'ın ana bağışçıları olduğunu kabul etmiş, füze sistemlerinin geliştirilmesine 70 milyon dolar katkıda bulunduğunu söylemişti. Gazze'de savaşın başlamasından bu yana İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki askeri operasyonları daha sık ve şiddetli hale geldi. Peki Hamas varlık göstermediği halde Batı Şeria neden hedefte? Cevabı Reyhan Ayıldız'ın haberinde. İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırıları devam ederken Tel Aviv yönetimi Hamas'ın varlık göstermediği Batı Şeria'yı da savaş alanına çevirdi. Özellikle Cenin şehri saldırıların merkezi durumunda. Filistin Sağlık Bakanlığı Cenin'de İsrail tarafından yapılan askeri baskınlarda son 3 günde 12 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu. İsrail, Batı Şeria'daki operasyonlarının silahlı grupların üyelerini hedef aldığı savunmasında bulunuyor. Ancak sağlık yetkilileri İsrail askerlerinin aralarında çocukların da olduğu Filistinlilerin hastanelere ulaşmasını engellediğini belirtti. Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 69'u çocuk olmak üzere 271 Filistinli öldürüldü. Baştan beri İsrail'in sadece Gazze ile yetinmeyeceğini, Gazze'yi yıkabilirse, başarabilirse, tamamen işte Hamas'ı arındırabilirse, orayı tamamen düzleyip ondan sonra rotayı Batı Şeria'ya çevireceğini, orayı da bir şekilde Filistinlerden ayrı bir bölge haline getirmeye çalışacağını söylemiştim. Bu iddiamın arkasındayım hala. Çünkü gelecekte Filistinlerin bir devlet tahayyülü söz konusu olduğunda, uluslararası toplumda bu konuda İsrail'e baskı yaptığında ortada devleti meydana getirecek bir yapı, entite kalmasını istemiyorlar. Saldırıların yanı sıra geniş çaplı gözaltılar da devam ediyor. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınanların sayısı 4400'ü aştı. Saldırılar ve gözaltıların artması üzerine Hamas da Batı Şeria'da bulunan Filistinlileri tüm şehirlerde ve köylerde direnişe çağırdı. Öte yandan Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonunun ardından Batı Şeria'nın Nablus ve Cenin gibi birçok yerinde direnişe destek 3 kat artmış durumda. Hamas'ın salıverilme listesinde talep ettiği kişilerin Batı Şeria'dan olması aslında bize Batı Şeria'daki halk ile Hamas arasındaki bir kopukluk olmadığını gösteriyor. Topraklarını korumaya çalışan Hamas olduğunu Batı Şeria'da yaşayan Filistinler de görüyor açıkçası, alenen görüyorlar. Filistin Politika ve Anket Araştırmaları Merkezi'nin anketine göre katılımcıların %70'i İsrail işgalini sona erdirmenin en güçlü yolunun silahlı mücadele olduğuna inanıyor. Batı Şeria'daki Filistinlilerin %90'ından fazlası da Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın istifasını istiyor. Sayın seyirciler, Gazze konusunda Türkiye olarak ne yapıyoruz? Toplumun her kesiminden insanlar bir araya gelip İsrail'in saldırılarını protesto edebiliyor muyuz? Batıdaki protestolarla kıyasladığımızda biz ne durumdayız? Zayıf mı kalıyoruz? Bu ve pek çok konuyu konuşacağımız konuğumuzla birlikte protestoları konuşacağız. Psikoterapist Tuğba Karacan bizlerle beraber. Tuğba Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi geçen gün kendi kişisel hesabınızda da çok güzel bir şey yazmışsınız. Yani bu konuyla, bu meseleyle alakalı. Açıkçası bu da bizim dikkatimizi çekti ve konuşmak da istiyoruz. Orada Gazze'ye yönelik saldırılarda acıyı birlikte paylaşamadığımızı, o konuda bile kutuplaştığımızı, ayrıştığımızı, acıda ve mutlulukta neden bir araya gelemediğimizi sorguluyorsunuz ama bir yandan da Batı'da gerçekleşen protestolarda örnek veriyorsunuz. Onlar neyi doğru yapıyor da biz neyi yanlış yapıyoruz ya da bizim farkımız ne? Niye böyle oldu? Evet, yani doğru yanlış diye ayırmamak belki gerekir. Çünkü toplumsal refleksleri belirleyen başka sosyolojik sebepler var. Yani o yüzden biz orada gördüğümüze imreniyoruz ama kendi sosyolojik yapımız itibariyle belki işte son yüzyılı belki değerlendirerek düşünmemiz gerekir şeyinden hareketle, yani bu mantaliteden hareketle aslında yola çıkarak yazdım o yazıyı da. Tabii bir dertleşmeydi de, çünkü bu benim çok uzun zamandır kafa yorduğum ve kendimi çok nereye ait olabileceğimi hissedemediğim, konumlandıramadığım, pek çok pozisyonda yaşadığım bir şeyin artık Gazze olayları son çıktısıydı. Çok yakın tarihte spor alanında, sanat alanında, farklı alanlarda pek çok başarılarımız oldu. Hepimizin gurur duyacağı başarılarda orada da benzer ayrışmaları yaşadık. Doğru. Ya da her birimizin tek bir ağızdan tepki göstermesi gereken ciddi problemleri oldu. Orada da ayrıştık ve bunlar artık belki Gazze hepimizi birleştirir diye, belki hepimizin içinde olduğu gibi benim içimde de bir umut olmuştu. Fakat görüyorum ki artık benim kendi kişisel geçmişimde ve şahit olduğum Türkiye perspektifinde gittikçe ayrışan, özellikle de ideolojik kutuplaşmaların çok keskinleştiği, çok net sınırlarla ayrıldığı bir yapıya doğru gidiyoruz. Aslında yaşam tarzlarımız birbirinden çok farklı değil ama olaylara verdiğimiz tepkiler, ki yaşam tarzlarımızın birbirinden farklı olmaması bile belki bir problem, bunu belki başka bir bağlamda konuşulması da gerekir ama bu kadar benzerlikler, artık bu kadar homojen bir yapı söz konusuyken genel olarak toplumda söz konusu olan şey ötekinin ne yaptığı olduğunda biz hemen kendimizi başka bir köşede bulma ihtiyacı hissediyoruz. Ya da sorguluyoruz. Ben böyle yapıyorum, sen niye yapmıyorsun? Evet, yani sorguluyor olmak kendi yerimizden emin olup olmamakla da ilgili bir şey. Kendimiz ne yaptığımızdan eminsek eğer, karşı tarafın ne yaptığıyla bazen çok ilgilenmeyebiliyoruz. Ama bu seferki olay biraz daha dünya çapında bir kriz. Daha önce bu kadar boyutta bir soykırım, bu kadar... dünya halklarının gözünün önünde alenen yapılmadı. Onlarca insanlık suçunun işlendiği bir olayda, evet, değil mi? Yani burası artık çok bir dünya genelinde de bir kırılma noktasına aslında. Londra'da mesela o paylaşımınızda Londra'daki, evet, görüntüleri de verdiniz. Birisi, evet, keman çalıyor. Evet. Bir başkasının keman çalan kişi Gürcistanlı mesela. Evet. Öyle bir bilgi geldi yani sonrasında. Yani orada farklı fraksiyonlardan, ideolojik, evet, görüşlerden insanların bir arada olduğunu görüyoruz. Ama ortak olarak onları birleştiren mesele Gazze'de yaşanan soykırım ve insanlık suçu. Evet. Orada bir tek ses. Biz ideolojik, yani her meseleye ideolojik baktığımız için maalesef Gazze konusunda aynı tavrı gösteremiyoruz, öyle mi? Evet. Şimdi her birimizin kimliğini konumlandırdığı bir yer var. Beni de sizi de tanımlayan kimlik özelliklerimiz var ve bu kimlik parçalarımızın bir bütünlük arz etmesi, bir tutarlılık arz etmesi gerekiyor. Ama biz belki bu daha toplumsal travmalarımız bağlamında da ele alınabilecek bir konu. Kendi kimliğimizi, özgün yapımız, otantik yapımız üzerine değil de karşıt kimlik geliştirme üzerine oluşturuyorsak, o zaman kendi hür irademizle, özgür bakış açımızla, kendi duygularımızla, bireysel içsel deneyimlerimizle bir duruş sergilemekte zorlanıyoruz. Orada kimliğinin karşısına konumlandırdığımız kişinin ne yaptığı bizim davranışlarımızı ve tutumlarımızı belirliyor. Ben bugün Türkiye'de bu ayrışmanın bu noktaya geldiğini düşünüyorum. Çünkü bu bir refleks olarak çıkıyor. Eğer bir taraf bir durumu çok sahiplenmişse, diğer taraf bu konuya herhangi bir sorgulamada belki bulunmaksızın mesafeli yaklaşabiliyor. Sadece ötekine benzememek. Çünkü ötekileştirdiğini, yani kötü olarak nitelendirdiğini. Yani sen Gazze'ye destek verdiğin zaman sen dindarsın, muhafazakarsın, İslamcısın gibi yakıştırmalar, evet, ortaya, evet, çıkıyor. Değil mi? Evet, evet, yani o, bir alt başlığı var. O üzerine yapışmasın diye mi sessiz kalıyor ya da tepki vermiyor ya da işte bir arada olamıyoruz hani o protestolarda? Ötekine benzemiyor olmak, benzememek, bizim kendi özgün kimliğimizi kazanmak için ihtiyacımız olan bir şey bir yanında. Ayrışmak istiyoruz ama bu ayrışmanın bu kadar keskin olması böyle bir durumda söz konusu olmamalıydı. Yani soykırım gibi dünyanın her yerinde artık tescillenmiş bir insan hakları suçunun, evrensel bir suçun karşısında bu ayrışma, bilakis birleşmeyle, bir arada ortak kötü karşısında birlikte durabilmeyle sonuçlanabilmeliydi. Ama o kırılmayı henüz yaşayacak belki psikolojik olgunlukta değiliz toplumsal olarak. Mesela Avrupa'da pek çok başkentte sosyoekonomik açıdan üst diyebileceğimiz yerler hep belirlendi ve buralarda hep o protestolar ve mitingler yapıldı. Mesela İstanbul'da örnek vereceğim, Fatih'te başlayıp işte hani daha muhafazakar kesimlerin olduğu ilçelerde, semtlerde biz bunları niye Kadıköy'de, niye Beşiktaş'ta ya da İzmir'den neden güçlü bir yüksek ses çıkmadı Tan Doğan Meydanı'nda? Evet, şunu tabii sorgulayabiliriz. Burada Gündoğan Meydanı'nda, özür dilerim. Evet, burada bir empati de söz konusu. İnsan doğal olarak kendine benzeyene daha kolay empati kurar. Yani siz eğer anneyseniz ve bir çocuğunuz varsa, bir çocukla ilgili durum söz konusu olduğunda ya da yaşantınızın benzediği birinin bir hikayesine, bir travmasına şahit olduğunuzda orada daha kolay empati geliştirebilirsiniz. Şimdi Gazze Müslüman bir ülke ve kendini dindar olarak tanımlamış insanların sadece insan hakları bağlamında değil, dini hassasiyetler ve dini anlamda yüklenilen anlam bağlamında da orayla bir bağı var. Bu tabii ki dindar ve seküler ayrımı burada da biraz daha belirginleşiyor. Yani sadece orada insan haklarının ihlaline yönelik bir karşı çıkma değil, dini hassasiyetlerle ilgili de bir karşı çıkma var. Yani burada dindarların daha fazla sahip çıkıyor olmasının böyle bir anlamı da var. Öyle şeyler gördük ki, yani Hristiyan olup, evet, isyan eden, anne olan, yani Yahudi, evet, olan bir annenin isyanını duyduk. Hristiyan olan bir kadının Müslüman olduğunu gördük. Evet. Belki yani bizi ne birleştirir, bir araya getirir, ne olmalı da? Açıkçası hani ortak bir iyilik ve kötülükte, yani dünyada yaşanıyorsa, değil mi? Bizim buluşmamız gerekiyor, bir araya gelmemiz gerekiyor. Evet. Umutlu musunuz? Ben yine de umut etmek yani Gazze istiyorum. Gazze dediniz ya, Gazze evet, bizi hepimizi birleştiriyor evet, ama istediğinizi herhalde göremediniz. Yani her zayıf yaranın, kaldık biraz. Evet, her yaranın, her travmanın aslında toplumları da insanları da iyileştiren bir tarafı vardır. Evet, yara alırız bireysel olarak ya da toplumsal olarak yara alırız ama eğer o yaralarımızı sarabilecek bir topluluk tarafından kuşatılırsak ya da yara alan birilerinin, yara almış, travmaya uğramış birilerinin sesi olabilirsek, o zaman sadece onlar adına bir şey yapmış olmakla değil, kendi travmalarımızla ilgili de bir iyileşme başlatmış oluruz. Bu hayat devam ettiği sürece ve özellikle dünyanın gittiği yer artık çok daha travmatik olayların kitlesel boyutta yaşandığı bir yere doğru giderken dünya, bu noktada hani ben kendi evimin önünü temiz tutayım, kendi çiçeğimi ekeyim, kendi iyilik halimi gözeteyim diyor olmak bir noktadan sonra işe yaramayacak. Ya, hepimiz iyi olacaksak evet, eğer doğru, anlamlı olacak. Bazen hani görüyoruz ya işte, köpekler için, hayvanlar için elbette evet, yürünsün, onların da hakları savunulsun ya da ormanlar, ağaçlar için. Burada bebekler, evet, yavrular, çocuklar 8.000'den fazla evet, çocuk ve bebek katledildi. Hani diyoruz ki o meselelerde hep öne çıkanların bu meselelerde de önde yer almaları değil mi? Bunun sosyal psikolojide bir karşılığı çok var. Bunu da çok düşündüm. Çünkü neden daha kanaat önderlerinden, sanatçılardan, sporculardan halk olarak tepki vermesini neden bekliyoruz? Çünkü hepimizin güvenlik algısını sarsan bir kriz yaşanıyor dünya çapında. Ve burada bir şeyin olabiliyor olması yarın öbür gün bizim de başımıza gelebileceğine dair bir algı oluşturuyor. Ve hepimiz tehdit altında hissederken regresyona uğrarız. Regresi oluruz, çocukluğa gideriz ve otorite kabul ettiklerimizin gözünün içine bakarız. Bu yüzden kanaat önderlerinin ne söylediği. Bu yüzden sanatçıların, sporcuların ortak bir kötülükte birleşip o kötülüğe karşı hayır biz bunun karşısındayız diyebilmeleri toplumların ruh sağlığını koruyabilmeleri açısından da çok önemli. Peki. Tuğba Hanım çok teşekkür ederim. Sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Siz uğurlarken biz de devam edelim. Macaristan Ukrayna'ya yönelik 50 milyar euroluk Avrupa Birliği yardım fonunu bloke etti. Bu Ukrayna için yardımı reddeden Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra ikinci şok oldu. Peki Macaristan Ukrayna'ya neden karşı? Detaylar Yahya Ancı'nın haberinde. Batı'dan Ukrayna'ya fon akışının önü açılamıyor. Önceki hafta ABD Kongresi'nde Ukrayna için ek bütçe Cumhuriyetçilerin oylarıyla reddedilmişti. Benzer bir rolü bu kez Avrupa Birliği'nde Macaristan üstlendi. 50 milyar euroluk yardım paketi Macaristan'ın vetosuyla onaylanamadı. Birliğin aldığı kararların çoğu 27 üye ülkenin tamamının oy birliğiyle onaylanmasını gerektiriyor. Magyar genetikailag nem érzékeli a nyomást, tehát az bennünket olyan nagyon nem befolyásol, nekünk álláspontunk van, azt fogjuk képviselni. We were here till about 2 o'clock last night, hoping that we could come to agreement. We got to a text that 26 member states could live with, and one could not, and it wasn't possible to convince Prime Minister Orban to agree to that. So it looks like we'll just have to regroup next year. Perşembe günü başlayan ve 2 gün sürecek AB Liderler Zirvesi'nin Ukrayna'ya yapılacak mali yardımlar, Ukrayna ile AB müzakerelerinin başlaması konularında özellikle Macaristan'ın itirazları nedeniyle tartışmalara sahne olması bekleniyordu. Orban, Ukrayna'nın bloğa dahil olmadığı için AB bütçesinden bu kadar büyük miktarda para almaması gerektiğini savunuyor. Ayrıca Kiev yönetimini yolsuzlukla suçluyor. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski, Budapeşte'yi açıkça engel çıkarmakla suçlayarak bu Putin'in kararı veto ettiği anlamına gelecektir dedi. People in Europe will not see any benefit if Moscow receives a pass from Brussels in the form of negativity towards Ukraine. Putin will surely use, of course, this against you personally and against all of Europe. Don't give. Macaristan, Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası Moskova ile ilişkilerini kesmeyen tek Avrupa Birliği ülkesi. Moskova'ya yönelik yaptırımların Rusya'dan daha çok birlik üyesi ülkelere zarar verdiğini düşünüyor. Savaş sonrası Macaristan hariç tüm AB ülkeleri diplomat statüsünde görev yapan Rus istihbaratçılarını sınır dışı etti. Geçtiğimiz aylarda Orban'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya gelmesi tepkilere neden olmuştu. Rusya'nın Macaristan'daki yoğun nüfuzunun başka nedenleri de var. Siyaset ve ekonomi sahnesindeki elitlerin çoğu öğrenimlerini Rusya'da tamamladı. Yine büyük bir bölümü de Ruslarla evli. Bu nedenle ülkede yönetime gelen hükümetlerde Rusya'nın etkinliğinin hep var olduğu belirtiliyor. Bu arada Macaristan Başbakanı Viktor Orban bu konuda Ukrayna'ya yapılacak para konusunda yardıma evet derken Orban'ın bulunmadığı toplantıda Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne adaylık müzakerelerinin başlamasına yönelik de karar alınmıştı. Şimdi bu meseleyi konuşacağız. Kiminle? Doçent Doktor Barış Adıbelli bizlerle beraber olacak. Barış Hocam, iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Şimdi bu kararın çıkmasıyla birlikte Zelenski bir açıklama yaptı. Bu hem Ukrayna için hem de Avrupa Birliği için zaferdir dedi. Peki günün sonunda bu müzakerelerin başlamasından sonra zafer mi olacak, size göre hüsran mı? Zelenski açısından zafer. Zira Avrupa Birliği'nin desteğini almış durumda. Yani adaylık müzakerelere başlıyor. Ancak tabii bu kolay bir yolculuk değil. Zira uzun yıllar sürüyor. Biz en azından kendimizden biliyoruz. Dolayısıyla bu hemen bir iki gün içinde olabilecek bir durum değil. Ancak burada Avrupa Birliği Ukrayna'nın yanında durduğunu gösterdi ve bir başka tabii stratejik hamle yaptı. Rusya'ya karşı bir meydan okuma sağladı ve nihayetinde Ukrayna savaşını tüm şeyle kabul etti. Yani Amerika Birleşik Devletleri en başından beri bunu istiyordu. Bu savaşı Avrupa sahiplenmeli diyordu. Bunu Avrupa Birliği Ukrayna'ya adaylık müzakerelerini başlatarak sağlamış oldu. Nihayetinde bugünden itibaren Avrupa Birliği'nin savaşı haline geldi, Ukrayna savaşı. Şimdi Macaristan Başbakanı Orban'ın itirazı burada. Savaş bizim savaşımız değil diyor. Yani bu savaşı Avrupa Birliği'nin savaşı haline getirmeyelim diye itirazları var. Ayrıca ekonomik anlamda yolsuzluğun çok had safhada olduğu, azınlıklara yönelik bakış açılarının, özellikle Macar azınlığına yönelik bakış açılarının çok iyi olmadığı, karnesinin zayıf olduğu gerekçesiyle Ukrayna'ya karşı çıktı. Ancak Avrupa Birliği de şöyle bir hamle yaptı. 30 milyar euroluk bir AB fonunu Macaristan'a vermeyi engelledi. Blokaj koydu. Ancak bu birkaç gün önce 10 milyar euroyu serbest bıraktı. Yani bir nevi bir siyasi rüşvet gibi de görebiliriz bunu. Yani Macaristan'ın itirazını kaldırmasına karşın bu fonun 10 milyar eurosunu boşta bıraktı ve gerçekten Macaristan itiraz etmedi. En büyük korku Macaristan'ın bu noktada itirazıydı, vetosuydu. Ancak Macaristan bu noktada veto şeyini kullanmadı ama daha önceki başka gerekçelerle, başka yardım başlıklarına Macaristan muhalefetini koymuştu. Hala da o muhalefeti sürdürüyor. Yani Avrupa Birliği Ukrayna'ya yardım karşılığında Macaristan'a yardım şeklinde bir pazarlık içerisinde, onu söyleyebiliriz. Ama Avrupa Birliği süreci tabii önemli. Burada sadece Avrupa Birliği Ukrayna'ya vermedi bunu. Bunun yanında Moldova ve Gürcistan'a da verdi. Moldova'da adaylık müzakerelerine başlıyor. Bana göre Ukrayna kadar en önemli gelişme Gürcistan'a aday statüsünün verilmesi Avrupa Birliği tarafından. Yani burada işte Avrupa Birliği'nin de iki yüzlü ve çifte standartını görüyorsunuz. Ortada Türkiye'yi atlıyor. Bir tarafta güneyde Kıbrıs Rum kesimine, öbür tarafta yukarıda Gürcistan şimdi. Yani dolayısıyla burada hem coğrafi olarak Türkiye Avrupa içerisinde değil derken öbür tarafta Kafkaslar'da Gürcistan'a adaylık statüsü de vermiş oldu. Şimdi tabii Avrupa Birliği'nin önünde çok büyük bir meşakkatli yol var. Zira Ukrayna'da ekonomi şu anda zaten savaş nedeniyle oldukça kötü. Büyük bir yolsuzluk var, siyasi belirsizlik var, toprak bütünlüğü kalmadı, ülkenin yeniden imarı var. Bu ayrıca başlı başına bir sorun. Ancak şunu da söyleyelim. Savaş öncesi de Ukrayna'nın karnesi zayıftı. Yani yolsuzluklar vardı, siyasi anlamda problemler vardı, azınlıklara bakış açısı sıkıntılıydı. Dolayısıyla bütün bunlar üst üste toplandığı zaman yani Ukrayna'nın o Avrupa Birliği'nin hani meşhur koşullarını sağlama ihtimali şimdi de yoktu, savaş öncesinde de yoktu. Yani peki Barış Hocam, şöyle bir soruyu yönelteyim, kısa da bir cevap alayım. Şimdi bu kararın ardından Rusya'dan bir açıklama geldi. Kremlin, bu karar siyasi bir karardır ve Avrupa Birliği'ni istikrarsızlaştıracaktır şeklinde bir yorum yaptı. Siz de böyle düşünüyor musunuz? Ben de düşünüyorum. Biraz önce bahsettiğim noktaya geri dönüyoruz. Çünkü Avrupa Birliği Ukrayna'yı kabul etmekle birlikte, yani bu müzakereyi vermekle birlikte artık müzakere son aşama. Yani orada açılacak chapter'ları, bölümleri, müzakere konu başlıklarını da hallettiğiniz zaman Avrupa Birliği'ne üyesiniz. Eğer bu işi olağanüstü olarak Avrupa Birliği değerlendirir ve bu işi hızlandırırsa, bazı şeyleri görmezden gelirse, normal şartlarda bakın Ukrayna bu statüyü alamazdı. Onu söyleyeyim. Onun için biraz önce savaş öncesine değindim. Eğer bunu yaparsa bence bundan sonra Ukrayna savaşını bizzat Avrupa Birliği sahiplenmiş olacak. Hı-hı. Ve bu noktada Ukrayna ile dayanışmayı göstermek için biz bu statüyü verdik diyor Avrupa Birliği. O zaman Rusya ile birlikte Ukrayna'nın savaşına Avrupa Birliği de katılacak. Yani Rusya'nın herhalde vurguda bulunmak istediği, Putin'in vurguda bulunmak istediği, hı-hı, nokta bu. Çünkü artık bu bambaşka bir şeye dönüşüyor. Yani Ukrayna ile Avrupa Birliği kendini bir bütün olarak görürse Ukrayna'daki mücadeleyi kendisine yönelik bir tehdit ve mücadele olarak görecek. Yani hatırlarsanız Kıbrıs sorunu çözülmeden Güney Kıbrıs Rum kesimini, hı hı, üye etmişlerdi. Bugün gelinen noktada Kıbrıs sorununda AB kendisini nasıl ortaya atıyorsa benzer şekilde de bugün de, hı hı, önümüzdeki dönemde de Rusya'ya karşı Ukrayna'nın yanında, Moldova'nın yanında, çünkü Moldova'yı da ekliyor Rusya buraya, hatta Gürcistan'a da. Doktor Barış Adıbelli, çok teşekkür ederim değerlendirmeniz için. İyi akşamlar, iyi hafta sonları. Birleşmiş Milletler'in asla barış kararı alamaması en çok kimin işine yarıyor diye bir soru yönelsek ne cevap verdiniz? Tabii ki de silah tüccarlarının. Silah ihracatı yapan ülkelerin pazar payları açıklandı ve listenin en başında BM'nin daimi üyelerinin olduğunu görüyoruz bu listede. En çok silah ihracatı yapan ülkelerde Amerika Birleşik Devletleri %40'lık bir silah ihracatı yapıyor tüm dünya genelinde. Amerika Birleşik Devletleri'ni daha sonra Rusya takip ediyor. Rusya'nın ardından Fransa'yı görüyoruz. Sonrasında Çin. Burada daimi üye dediğimiz o BM Güvenlik Konseyi'ni oluşturan 4 ülkeyi görüyoruz. Bu listenin ilk 5'inde Birleşik Krallık hemen 7. sırada yer alıyor. İtalya, İspanya, Güney Kore, İsrail ve Hollanda olarak gidiyor liste ve listenin sonunda, yani 11. sırada Türkiye'yi görüyoruz. %1.1, yani silah ihracatı yapan ülkeler sıralamasında Türkiye %1.1, Amerika Birleşik Devletleri ise %40. Arada ciddi bir fark söz konusu. Hakkında 2 kere azil süreci başlatılan ve ceza davalarında çok sayıda suçlamayla karşı karşıya kalan Donald Trump yeniden ABD başkanı olabilir mi? Cevabı Yasemin Işık'ın haberinde. In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States. Donald Trump 2024 başkanlık seçimlerine doğru ilerlerken siyasi tarihin en tartışmalı figürlerinden biri olarak hep gündemde. Trump 2 kez azil süreciyle karşılaşmış ve 2020 seçimlerini kaybettikten sonra iktidarı barışçıl bir şekilde devretmekte direnmişti. Hukuki mücadeleler ve suçlamalarla dolu bir geçmişe sahip olan eski başkan tekrar Beyaz Saray'a dönmeyi hedefliyor. Then they rigged and stole the election of 2020. They rigged it and they stole it. And since crooked Joe Biden got in, he's been weaponizing government against his political opponents like a third world communist tyrant. Peki Trump'ın 2024 seçimlerini kazanma şansı var mı? Bu sorunun cevabı Amerikan seçmenlerinin karmaşık duygularında ve ülkenin içinde bulunduğu durumda saklı. Biden yönetiminin ekonomik başarılarına rağmen pek çok Amerikalı maaşlarının temel ihtiyaçları karşılamada yetersiz kaldığını hissediyor. Bu ekonomik rahatsızlık özellikle genç seçmenler arasında çok yaygın. Seçmenler sadece ekonomik endişelerle değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal değişimlerle de mücadele ediyor. Trump, ülkenin giderek artan etnik ve kültürel çeşitliliğine karşı olanların endişelerini dile getiriyor ve bu korkuları siyasi bir araç olarak kullanıyor. Trump'ın stratejisi kendisini sistemin dışından gelen bir kurtarıcı olarak sunmak ve mevcut korkuları kendi lehine kullanmak üzerine kurulu. Kamuoyu yoklamaları Trump'ın belirsiz vaatlerine rağmen ona destek vermeye hazır olduğunu gösteriyor. Tabii yine de Trump'ın yolu kolay değil. Ülkenin pek çok bölgesinde hala sevilmeyen bir figür. Eğer partisinin adayı olarak seçilirse bu ona karşı çıkacak demokratların seçime katılım oranını yükseltebilir. Yine de şu anda seçime yaklaşık 1 yıl kala Trump'ın Beyaz Saray'a dönme şansı hiç olmadığı kadar yüksek görünüyor. Bu sadece Trump'ın kişisel zaferi değil, aynı zamanda Amerikan siyasetinin karmaşık yapısının ve seçmenlerin duygularının bir yansıması olarak görülebilir. Ve siyasetin gündemine bakacağız. Yerel seçime tek başına girme kararı alan İYİ Parti'de bu karara itiraz edenlerin partiden ayrılıkları da sürüyor. Partide huzursuzluk akıllara asıl hedef Genel Başkan Meral Akşener'in koltuğu mu sorusunu getiriyor. Ayrıntılar Reyhan Ayıldız'ın haberinde. Milletimizin teveccühünü almak, onların oyuna talip olmak için yola çıktık. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in ittifaksız yerel seçim ısrarı partide istifa ve ihraç dalgasını beraberinde getirdi. İYİ Parti kuruluşundan itibaren maalesef izlediği isteksiz siyasetin birikmiş faturasını ödüyor bugünlerde. Her taviz veya her yanlış bir parça kopardığı şeyden, partinin güvenilirliğinden ve bugüne geldi. Son olarak CHP ile seçim ittifakını savunan ve partinin genel idare kurulu toplantısında ittifakın gerekli olduğunu harita sunumuyla anlatan hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı. Bu kararın duyulmasından kısa süre sonra ise en azından İstanbul ve Ankara'da işbirliği için mücadele ettim açıklaması yapan Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifa etti. Akşener, Başkanlık Divanı'nda boşalan üyeliklerin yerine hızla atama yaptı. İYİ Parti'yi Akşener'le beraber kuranlardan neredeyse önemli isimlerden hiçbirisi şu anda İYİ Parti'de kalmadı. Her birisi ayrılırken şu ifadeyi kullandı genel anlamda. İYİ Parti kuruluş amaçlarından çok uzaklaşmıştır. Dolayısıyla bu gidişin sonu yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan'ın istifa ettirilip İYİ Partili üyelerin oyuyla yeniden göreve seçilmesinin ardındansa oklar Ekrem İmamoğlu'na çevrildi. Yani ben bilmiyorum, ben üstüme alınmadım. Niye böyle bir okları çevirdiğinizi anlamıyorum. Bazı İYİ Partililer İmamoğlu'nun İBB meclis üyeleri üzerinden partiye operasyon çektiğini iddia etti. İYİ Parti Genel Merkez Kurumsal İlişkiler Başkan Yardımcısı Mete Koca attığı tweette "Operasyonun büyüğü 31 Mart'ta olacak Sayın Eş Başkan, seni başkan seçtirtmeyeceğiz" ifadesine yer verdi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Aslıhan Elibol'da mesajında "Hata bizdeki Beylikdüzü sınırları dışına çıkamayacak adamın kendi genel başkanı bile sahip çıkamazken nice falsosuna rağmen defalarca elinden tuttuk" ifadelerini kullandı. İYİ Partili Rıdvan Uz'da tercihlerini Ekrem Bey'in kayığına binerek seçersen istikametini de öyle belirlersin sözleriyle İmamoğlu'na gönderme yaptı. Tüm bu kargaşa ve gerilime rağmen Genel Başkan Akşener'in son bir manevrayla İstanbul ve Ankara konusunda CHP ile örtülü bir ittifaka gidebileceği konuşuluyor. Ancak ittifak olsun ya da olmasın Akşener'in siyasi geleceğinde bir iyileşme beklenmiyor. Ben hala daha seçime kadar İstanbul ve Ankara ile ilgili bir geri adım atabileceğini düşünüyorum Akşener'in. O zaman artık tamamen kendisini bitirmiş olacak. Sayın seyirciler, Türkiye'nin uzay macerası için geri sayım başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin misyonuna ilişkin detayları duyurdu. O detaylarda neler vardı isterseniz paylaşalım. Uzay yolculuğu için biliyorsunuz astronotumuz Alper Gezeravcı ve uzun süredir ciddi deneyler, ciddi antrenmanlar ve testlerden geçti ve artık 9 Ocak 2024'te uzaya fırlatılacak olan ilk Türk astronotu olacak. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün süreyle kalacak ve bu süreçte 13 farklı bilimsel deneye de imza atmış olacak. İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla yine burada görev alacak astronotumuz Alper Gezeravcı. Bu arada Alper Gezeravcı ile birlikte armamız da yine tanıtıldı. Arma oldukça güzel, hoş. Cumhuriyet'in 100. yılını simgeleyen 100 sayısını görüyoruz en tepede. Yine uzay sevgisini ve merakını bayrağına taşımış bir millet olduğumuza işaret eden Ay Yıldızı Türk bayrağımız hemen altta yer alıyor. Ve dünya üzerinde turkuaz renkte Türkiye haritasının da tam merkezde olduğunu burada bu armada net bir şekilde görüyoruz. Yer ve gök arasında geçişi simgeleyen ve İslam'ın 8 temel prensibini temsil eden Selçuklu Yıldızı yine bu armayı oluşturuyor. Ve arma içerisinde toplamda 16 yıldız var. Bu 16 yıldız ise Türk tarihinde kurulmuş olan 16 Türk devletini temsil etmiş oluyor. Şimdiden başarılar diliyoruz. Tabii Türkiye ilk kez böyle bir yolculuğa çıkacak ama Uluslararası Uzay İstasyonu her zaman kozmonot ve astronotlar tarafından mürettebat bulundurulacak şekilde tasarlandı. Peki şu anda uzayda kaç kişi var? Ki yakın dönemde Türk astronot da oraya gidecek. Baktığımızda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda SpaceX mürettebatı ve Soyuz mürettebatını görüyoruz. Ruslardan ve SpaceX'te Kanadalı, Danimarkalı, Japon ve Ruslardan oluşan mürettebatı görmekteyiz. Soyuz'da ise 3 Rus kozmonotu olduğunu belirtmiş olalım. Ve Çin de biliyorsunuz bu uzay yarışında. Çin de artık Amerika ile Rusya'nın arasına girdi. Burada da Shenzhou 17 uzay istasyonunda 3 astronot yer alıyor. Dediğimiz gibi darısı bizim başımızaydı. 9 Ocak'ta da bu gerçekleşmiş olacak. Kısa bir ara diyelim, devam edeceğiz. Son söz yeniden Cüneyt Özdemir'de. Sporun gündemiyle birlikte 19. saat ana haberin sonuna geldik. İyi hafta sonları, mutlu akşamlar.